Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Bugün neredeyim? Bugün Sinop'tayım arkadaşlar. Dün Kastamonu'daydık. Çok güzel geçti. Güzel sohbetlerimiz oldu. Umarım bugün de güzel bir kitle gelir Sinop'a. Yarın Bafra'dayız. Ondan sonra gün Samsun'dayız arkadaşlar. E, haritamız bu şekilde. Ve şu tarihlerde de gördüğünüz gibi bu şehirlerde olacağız. Yani hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Siz de gelin sohbet edelim hep beraber piyasayı konuşalım. Hasret giderelim vesaire. Şimdi arkadaşlar hazırsanız analize başlayabiliriz. Haftalık kapanış geldi. Nasıl geldi? Oraya gelelim. Biz hala alçalan dip yapmaktayız gördüğünüz gibi. Yani en son burada bir alçalan dip geldi. Biz de temkinli gittik. Öyle gelişti arkadaşlar. Yani tepkiler geliyor falan ama Arkadaşlar biraz e, saygılı olalım ya hani ben dedim ki ben kendim güvenceyi alıyorum kendime siz istediğinizi yapabilirsiniz doğru mu sanki ben silah soruyla sattırdım falan gibi cümleler kuruyorsunuz olmuyor arkadaşlar. Hani burada ben bir yükselen tepe görürsem tekrar girelim diye baştan söyledim ve stratejim bellidir benim arkadaşlar her zaman her zaman boğalarda alçalan dip takibi yaparım ben ki zaten satmadan haftalar öncesinden de onu takip ediyorduk. Örnek vereyim dip burada geldi. Hatırlarsanız 3-4 hafta önce de aynı benzeri bir mevzu olacaktı. Orada da dedim hani gelebilir gibisinden. Gelirse de gereğini yaparım. Yani ben böyleyim arkadaşlar. Ben böyleyim. Buradan yükselen tepe yapar tekrar girerim. Yapmadıkça beklerim. Tamam mı arkadaşlar? Daha önce de defalarca gösterdim. Biz boğa sezonlarında rekor kırıldıktan sonra ne zaman alçılan dip yaptıysak nakite geçtik. Şimdi ben duygusal bir adam tamam bazen duygusalım o ayrı ama bu grafik analizi yaparken duygularımı her zaman bir kenara bırakırım. Tamam mı? Tamamen matematik odaklı giderim. Kendi beklentimin bile tersini yaparım. Yani grafik bana diyorsa burada bir geri fitese tak ben takarım arkadaşlar. Olay bu. Ayrıca ben kimseye zarar ettirmedim. Sen geç geldin piyasaya. Belki bilmiyorsun ama bundan 4-5 ay önce ben insanların parasını ikiye katlattım bu kanalda. Ve o gün dedim ki eğer bir gün biri derse sen bana zarar ettirdin o parçayı tekrar oynatırım dedim. Şu an oynatmayacağım arkadaşlar. Ee, biz bunu yaptık. Ondan sonra bedava gelen sermayeyle sepet yaptık. Üstüne bir de ondan ben kar satışı yaptım. Benle birebir aynı hareketi yapan zaten zararda değil bir de karda yani anlatabildim mi? Sen ben beni eleştiriyorsan o senin geç kalmanla alakalıdır. Kimileri diyor sen işi bilmiyorsun bilmem ne. Arkadaşlar bu piyasa öyle basit bir piyasa değil. Ne, şurada da aynı eleştirileri aldım yine aynılarını alıyorum. Yani yapın arkadaşlar beni takip etmek zorunda değilsiniz. Benim kitlem bana yetiyor zaten. Benim takipçilerimin yüzde doksanı sıcak bakıyor zaten benim yaptığım hamlelere. Yani bu turlarda o kadar insan niye yanıma geliyor? Bir düşünün bakayım. Bana tepkili olduğu için mi? Yoksa benim yaptıklarımı doğru bulduğu için mi? Şimdi burada ne devreye giriyor biliyor musunuz? Açık özlülük. Yani siz örnek vereyim. Buradan e, tepeden alacağım diye korkuyorsunuz. O yüzden temkinli gidemiyorsunuz. Yani iddiaya giriyorum arkadaşlar. Burada bir yükselen tepe gelirse öyle bir sepet yaparım ki gelecekte tarih yazar. Anlatabildim mi? Yani takdir ederseniz ben 7 yıldır bu piyasadayım. 4 yıldır YouTuber'ım. Ve en son boğa sezonlarında Güzel paralar kazandırdım. Ayı da herkesi nakitte beklettim. Onu yapabilmiş bir insanım ben. Yani yeni izliyorsan bunları bil yani. Sana saçma gelebilir yaptığım şeyler. Ama zamanla anlayacaksındır zaten. Ee, yok sattık yükseldi. Olur öyle şeyler arkadaşlar. Hani bütün coin'leri de yükselmedi. Ben de takip ediyorum. Mesela PHP güzel gitti eyvallah. Ee, yapacak bir şey yok. PHP almayız başka bir şey alırız bir dahaki sepet yaptığımızda. Da atıyorum dominans %60'lara gelebilir. Oradan da sepet yapılır. Bunlar her zaman yapılır. Ama düşüş geldiğinde hiçbir şey yapamazsın. Tamam mı? Elin kolun bağlı kalır. Ve orada da bendeki konfor kimsede olmaz. Öyle anlatayım size. Neyse haftalıkta durumda değişen bir şey yok. Yeni mum açıldı arkadaşlar. Kırmızı mumla kapattık. Hala alçalan dip şeklinde devam ediyor. Gelelim <laughs> Diğer indikatörümüzü haftalık golden ratio Fibonacci'ye bakalım arkadaşlar. Burada da Eflatun'un üzerinde kapatamadık. Ve bundan birkaç gün önce Twitter'dan da duyurdum. Tepki yükselişi gelebilir 67 67.000'e kadar. Yani bunu da duyurduk zaten. Dileyen Twitter'ıma bakabilir arkadaşlar. Şu anda da bu ortalama 67.700 seviyelerinde. Tepki yükselişi hala devam edebiliyor gördüğünüz gibi. Ama genel anlamda bu çizginin altında olmamız olumsuzdur. Yani tekrar üzerine atıp en az hafta kapatması lazım. Ama dediğim gibi yükselen tepeyi göreceğiz biz. Aynı buradaki gibi yükselen tepe şu an alçalan dibe evrilmiş durumda. Yani bunun tersine döndüğünü görmem lazım. Ee, atıyorum buradan 71 bin 400'e gitti. Orada hafta kapatacak ya ne kadar var buradan? Ee, %8-9 diyelim. Hadi alt bir %15-20 daha gitsin. Hala Onlarcası arkadaşlar dipten 2x yapmış pozisyonda bekleyecek. Anlatabildim mi? Örnek vereyim size. BSV'yi örnek vereyim. Bu da vardı sepette. Doğru mu? Şöyle bir örnek olsun diye anlatayım. Rahat olun diye yani. Bakın bu ürün hala adam akıllı tepki bile vermedi. Şimdi bu ürün dipten beri nerede biliyor musunuz arkadaşlar? 0.58'den 86'ya gitmiş. Yani %30. Dipten beri daha %30 yapabilmiş. Şu tabloya göre. Diyelim ben teyit bekliyorum. Şuraya gidiyor. E ne olur arkadaşlar? Dipten 2x yukarıdan sepet yapmış olurum. Yani tren kaçmaz. Anlatabildim mi? Buradaki mevzu ne? Siz duygusal bağ kuruyorsunuz alt coinlerde. Diyoruz ki ben bu coin'e aşığım. Bu coin olması lazım örnek vereyim. Ayrıca bu ürünle haftalıkta güzel bir alçalan dipte var. Bu da bazı uyarı sinyallerinden bir tanesi. Bazı coinlerde bu var arkadaşlar. Mesela daha önce de gösterdim. Cardano'nun grafiğini gösterdim. Orada da var. Yani bunlar da diyor ki biraz dikkatli ol ramço diyor. Şimdi sen kendi başına kararlar alıyorsun doğru mu? Bir sen varsın senin için. Ama beni büyük bir kitle takip ediyor. Ve ben o kitleyi de korumam lazım. Hani ben kendim formulanabilirim. Duygusal davranabilirim. Ama kitlem bedelini öder. Anlatabildim mi? <laughs> Biz de sorumluluk, sorumluluk sahibi insanlarız. Daha önce de net söyledim. Burada bir alçalan dip olmuş. Ramço bugüne kadar her zaman nakide geçmiş. Bu defa geçmezse beni eleştirirler arkadaşlar. Derler ki Ramço nasıl bir amatörlüktür bu? Kendine gel beni silkelerler zorla nakide geçtirirler hatta. Sen değil tabi beni eskiden takip eden bir kitleden bahsediyorum ben. Onlar da işi çözdü. Onlar boğa yaşadı ayı yaşadı neyin ne olduğunu biliyor. Bu alçalan diplerde nelerin geldiğini biliyorlar. O yüzden arkadaşlar rahat bırakın beni. Beğenmiyorsan çıkarsın takipten. O kadar basit. Dünkü çocuk gelmiş bize akıl vermeye çalışıyor. Anlatabildim mi? Sen önce bir iki tane boğa, iki tane ayı dolu dolu yaşa. Bir bat. Yeniden küllerinden doğ. Ondan sonra gel. Benle affedersin. Neyse. Boşver arkadaşlar. Üslubumuzu, nezaketimizi bozmayalım. Şimdi günlük grafiğe baktığımızda. Günlükte de ne diyoruz arkadaşlar? Sarı pembeye döndü. E şu an hala pembe mi? Evet. Neymiş? Günlükte yükseliş başladı. Arkadaşlar günlükte yükseliş başlamadı da. 4 saatlikte yükselen tepe yapıldı. Günlükte hala yapılmadı. Günlükte de son tepe nerede biliyor musunuz? Ta burada arkadaşlar 71.800'de. Yani oraya kadar soluksuz düştü zaten. Hiç dalgalanmadan düştü. Her mum bir öncekinin böyle ya altında ya yatayında. Anlatabildim mi? Yani bu daha dönmedi. Ayrıca burada alçalan dip var. Burada buradaki dibin altında kapattı vesaire. E niye yükseldi? Arkadaşlar alçalan dip yapınca tepki verebiliyor. Orada problem yok. Şimdi burada bir sarıya dönmesini bekleyeceğiz. Diğer bir teyit de budur. Mesela pembe sarıya dönmüş. Haftalıkta yükselen tepe yapılmış. Ha, Ramço bir daha bir sepet yapabilir. Anlatabildim mi? Ve arkadaşlar düşüş sert geldi diyelim. Dominans %60'a vurdu. Oradan da bir deneme yapabilirim. Yani gördüğünüz gibi burada da e, işler toparlanmamış. Pembe çizgimiz nerede? 67 bin dolar da kabaca. Oralar önemli direnç bölgesi olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan hareketli ortalamalara baktığımızda günlükte e, bir tepki olduğunu görüyoruz. Son ortalamaya kadar vurabilir mi? Vurabilir. Orası neresi? 67 bin 500. Orada da kritik bir direncimiz var. Ama arkadaşlar şöyle 64 binin altına sarkar. 4, e, günlük kapanışını yapar. O zaman tekrar düşüş senaryosu devreye girer. Yani kısa vadeli anlamında. Büyük resimde şu an düşüş senaryosu devrede zaten. E, yükselen tepe yapılınca bu bozulacak. Gelelim işimi okuya. İşimi okuda da bulutun içine girmiştik arkadaşlar. Ve şu an retest yükselişi yaptık. An itibariyle şöyle baktığımızda. Buluta iğne atmışız arkadaşlar. Tam oradan geri çekilmeye başlamışız gördüğünüz gibi. Yani bu bulutu da altımıza almamız gerekiyor. Bu da diğer takip ettiğim indikatörlerden bir tanesi. Yani gördüğünüz gibi hani değişen bir şey olmamış henüz. Hemen millet yerden yere vurmaya başladı bizi. Sıkıntı yok arkadaşlar biz alışkınız yani. Hani e, biz insanları korurken ta tepelerden sattırıp ne laflar yemiştik arkadaşlar. Ne laflar yemiştik. Hani biz ona rağmen bırakmadık piyasayı Yorumları kapattığım oldu Baya hani çirkin yorumlar geliyordu Biz de yorumları kapattık Bu sefer Ramço işte saklayacak bir şeyleri var Ondan kapattı demeye başladılar Yok arkadaşlar hani cidden yani Ben hasta bir adamım Panik atak hastası var bende İlaç kullanıyorum arkadaşlar Yani size şöyle diyeyim İlaç kullanan bir adama ne yapacaksınız Eğer bana bir şey yapacaksanız Siz var ya çok kötü insansınız çok kötü insansınız yani. Anlatabildim mi? Yani hasta bir adama şifa vereceğinize böyle yapmanız belki o adamın ölümüne sebep olacak. Anlatabildim mi size? Böyle kötüleşmeyin arkadaşlar. Yani işin bir de arka planı var. Neyse ee, dominansa geldiğimizde dominansta da hala bir problem yok. İğme yukarı yönlü gördüğünüz gibi bu haftalık grafik haftalık kapanış bazında gösteriyorum. Düşen trend kırıldıktan sonra sert yükseldi ki bunu da biz söyledik. Neyse e, şu an hala böyle yükselen trend bozuldu. Dominans çakılacak modu yok haftalık bazda. Tamam mı arkadaşlar? E, şu an iyi mi iyi duruyor. Kısa vade dalgalanmalar olur, dominansta da geri çekilme olur, alt konularda tepki gelir. Bu tersine de dönebilir tabii ki. Kısa vade her şey olabilir. Ama büyük resimde henüz değişen bir şey yok arkadaşlar. Neyse. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.